Selamlar. Rene Magritte'in iki gizem tablosunu incelemeye geçmeden önce... ...bize getirdiği varoluşsal kriz, yani egzistansiyel sorunların kaynağına biraz bakacağız. Spinoza, bir şeyi tanımlamak, onu öldürmek demiştir. Tanımlamak, soyutlamaktır. Hareketli olanı kaskata hale getirmektir. Canlı olanı parçalamak ve öldürmektir. Soyutlama sürecinin bu içeriğini bilimsel bir yöntem ilkesi olarak bilinmesi... Tanımın mutlaklaştırılmasına karşı bu uyarıdır. Magritte'in tablosunda çerçevelenmiş piponun altında şu cümle okunuyor. Bu bir pipo değildir. Görür görmez e, A, bir pipo diyecek olan herkese peşinden yöneltilmiş bu uyarı aslında. Yani bu böylece arkada boşlukta asılı kalmış, daha belirsiz, daha kabasaba duran şeyin gerçekliği üzerinde bir tartışma başlatmış oluyor. Ve yargı... ...onun bir pipo olabileceğine doğru yönlendiriyor aslında. Çünkü öne çıkarılmış olan gerçek dışılığını kanıtlıyor. Belki de süslü bir çerçeve içinde dondurulmuş olmasıdır. Öyleyse boşlukta gerçekliği hakkında her türlü kuşkuyu duymakta... ...kendimize hakkı bulacağımız öteki acaba hakiki olabilir mi? Yani baktığımız zaman evet bu bir pipo değildir. Sanatçının beyanına göre. Fakat olabilir de. Fakat eğer bu bir pipo değilse... ...bu bir pipo mu? Yani bu varoluşsal kriz şöyle bir yönlendiriyor bizi. Diyelim ki yani sanat gerçeğin yansıması mıdır fakat sanat gerçek midir bir bağlamda? Yani Picasso'nun bu bir balık ya da işte müzede Alman general yaptığı bunu siz mi resmettiniz? Hayır efendim siz resmettiniz o kaotik tabloya yorumu gibi. Burada da René Magritte'in bizi aslında çıkardığı şey yani sanatın gerçekliğine dair bir kuşku. Çünkü Pipo'nun tablosunun tablosuna bakmaktayız şu anda. Fakat hangisi gerçek? Yani bizim şu anda bunu bir holistik açıdan ele alıp tümüne mi gerçek demeliyiz? Yani ya da şu e, yukarıdaki kaba saba olan var. Fakat kaba saba'nın resmedilmiş olanı kaba saba'dan daha güzel. Yani bu da aslında bir mesaj veriyor. Yani sanatın e, estetik anlamda geliştirdiğine gerçekliği. Yani René Magritte'in iki gizem tablosunda aslında iki'den fazla gizem var. Bence şöyle estetik anlamda çok başarılı bulmayabilirsiniz. Fakat sanat felsefesi ve sanat kuramları olarak üzerine düşünülmesi gereken yani baktığınız anda sizi düşünmeye yetecek. Hatta derin yani üzerine tafsilatla düşünmeden gerçekliğin ya da sanatın içinden çıkamayacaksınız. Yani öyle bir durum ki cevabın bile önemli olmadığı bir tablo aslında. İki gizem. Teşekkür ederim de dinlediğiniz için.